Aslında çok söylemeyi düşünmüyordum ama gerçekten çok heyecanlıyım. Artık söylemeden yapamayacağım ya. Biliyorsunuz ki burada en iddialı, güzel, alımlı kişi benim. Al işte. Ve bunu tek fark eden ben olmamışım. Size bu haberi vermem gerekiyor. Evet. Yani gerçekten ekran yüzü olduğumu biliyordum. Ben buranın ekran yüzüyüm. Ve bunu keşfedenler oldu. Ya. Ve bana bir teklif geldi. Ne teklifi geldi? Bu, yani fazla sevinmeyeceğinizi tahmin etmiştim zaten. Emre Hanım, ben çok... Siz niye sevinelim? Aynen öyle. Böyle uluslararası bir dijital platformda dizi teklifi geldi. Ben de yetenek, ışık ve yüz güzelliğimi fark ettikleri için... Dudaklarını ondan mı yaptırdın Yeşim? Tabii sonuçta televizyon dünyası canım, sen belki anlamıyorsun, bilmiyorsun da bazen bazı şeyler rol için gerekebiliyor. O yüzden böyle talepler oldu. Ben yavaş yavaş hazırlıklarıma başlıyorum zaten. İki hafta sonra falan da Londra'da olacağım. Yani desene senden kurtuluyoruz vallahi mis. Kurtuluyor musunuz? Evet. Dünya beni konuşacak. Beni sürekli görmek zorunda seni olacaksınız. Seni kim konuşsun Yeşim ya? Ya sizin... Ya beni profesyoneller keşfetmiş. Siz keşfetmeseniz ne olacak? Siz benim için sadece bir figüransınız. Bana diyor dizi şeyi geldi diyor. Vallahi ekran yüzü gelirken. Ona kalana kadar solda sıfır, ona bakarsan benim gelinim yüzü hiçbirinizin gelinizin yüzünden daha güzel değil bence. Vallahi şurada Yaren. Yaren bak. Hayır. Kendini ya gösteriyor. Allah için Yaren'e bakın, bir Damla'ya bakın. Yeşim bence aslan için konuşuyor. Yeşim karşısında aslanı göremiyor herhalde. Ay. Aslana bakar mısınız? Çok nasıl yakışıyor? Nasıl yakışıyor? Hepsini de görüyorum. Bir dakika, ekran yüzü solda kalmış. Sadece şunu söylemek istiyorum. Senin haberin var mı bu? Yok, benim haberim yok. Aa, neler oluyor Beyan Hanımcığım? Bak, elinden haberi yok. Peki senden kim sakladı bunu Beyan Hanım? Söyler misin Yeşim'e? Güzelliğini övdü, övdü olmayan güzelliğini, botokslu hallerini. Güzel oldu çünkü. Tabii dizi sekti, her şey gelir. Kıskançlığınızdan beni eleştireceğinize bir sorun. Yok, ben sevindim şahsen sen abla. Biraz bilgi alın, biraz feyiz alın. Ya bir sorun nedir, ne değildir? Yani hiç mi merak etmiyorsunuz? İçinizdekileri söyleyin hadi ya. Yeşim işte ya. Ekran yüzü olmuşsun, benim neden haberim yok. Ay ne yapacaktım, senin menajerim mi yapacaktım? Ney? Senin ya haberin dizilerde olsa? Dizilerde oynuyor. Ne demek sabah akşam sen yenim, benim bir şeyden haberim yok. Bir de dizilere ay katılacak. Sen yaptığın her şeyde bana mı haber veriyorsun sanki? Yeşim benim senin adım attığından haberim olmalı. Ya neyse hadi sen de dinle de. Dizimin adını söyleyeyim. Bari birazcık burada öğreniniz. Yeşim beni yanına getirme bak. Dinle. Bak dinle beni. Who is stranger in your eyes? Dur, kurtuluverelim bak. Ne dedi? Anlayamadık kesin. Yeşim bir daha söyler misin? Who is stranger in your eyes? Who is nedir daha ya? Daha tatlım sen. Eyvah. Konuşmayı bilmiyorsun ki, dizide oynayacaksın. Issız bir adaya düşen güzel prenses, yani ben. Güzel Issız prenses. Bir adaya düşen prenses. Evet. Kim bu gözlerindeki yabancı? Evet. Yabancı. Ya diziden hiç anlamıyorsunuz. Ya en azından biraz takdir edin. Yeşim, seni kurtarmaya nasıl bir prens gelebilir Allah aşkına? Kurtarmaya gelecek prens çok. Aa, geldi prens seni kurtarmaya, hadi. Sen benim üstüme nasıl laf söylersin, lafımın hayır, üstüne? Hayır, senin buna mutlu olacağına, sevineceğine Yeşim, sen... Yeşim, sen o dudakları o yüzden mi yaptırdın? Sen bari sen söyleme, bugün hiç söyleme. Şu dudaklarına, şu üstüne başına bana özeniyorsun, sonra dudakların. Ne oldu, sen ne yapıyorsun? Kız, ne var bende ya, ne var arkadaşlar, bende ne var? Bende ne var ya? Ne yok ne ki? Var bende? Damla. Çok güzel olmuşsun Beyhan. Ama ben sana karışamıyorum. Bence Yeşim seni kıskanıyor. Yeşim. Allah'ını seversen, kendine gel kendine. Artık star kaynanası olacaksın, hem de uluslararası ya. Açılıyoruz, dünyaya açılıyoruz. Sen bunun farkında değil misin? Seni kim doldurdu orada, kötü bir şey diye mi anlattılar sana? Evet. Sen nasıl dizide oynuyorsun, ekran yüzü oluyorsun? Yeşim, biz akşam sabah beraberiz ya. Hayır, buraya gelince problem yok da, dizide oynayınca mı problem? Yeşim bak. Ha beni istiyor İşine, ya. İşine gücüne bak. Buradan da tüm izleyicilerime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Zaten sizin sayenizde ben yerlere geliyorum. Sen anlayamıyorsun, onlar anlayamıyor ama izleyici anlıyor gerçekten. Ateşin mi çıktı, ne oldu bir bakayım.
Kayınvalidem bile sana inanmıyor başı, Yeşim. Gel beni böyle uğraşmaya çalıştın. Sen işine gücüne bak. Sen yemeğimi bulama da ben sana o zaman ateşi soracağım. Doğru yap, çene çalacağına yemek bak, yap. Bak benim keyfim hiçbir şeye, bugün hiç kimseye bir versen bile keyfim kaçmayacak. O kadar heyecanlı ve mutluyum ki bunu zaten, bu duyguyu hiçbiriniz anlayamayacaksınız. Vallahi ben de mutluyum, gidiyorsun ya. Buradan gideceğimi nereden zaten çıkardım? Gidersin. Ben setlerimi, başrol olacağım için setlerimi ona göre konuşacağım. Evet, başrol olacaksın ben, bir de vay be. Ben yoğun tempo. İnsanlar okuyor, insanlar okuyor, yine olamıyor. Sen 3 haftada, 4 haftada başrol olacaksın. Güzel. Ya benim okumadığımı, oyunculukla alakalı bir eğitim almadığımı nereden çıkardın? Onu da mı yaptın? Tabii ya ki. Ya bize kanıtlar mısın? Bunu bize kanıtla hadi. Kanıtla ya, bir belge, bir şey göster. Vermek istemiyorum şu anda da. Gösteremezsin. Yok çünkü öyle bir şey. Yok. Yine iyi tarafından bakın. İzleyici beni seviyor. Halk beni seviyor ve benim sayemde siz de gözüküyorsunuz ve izleniyorsunuz. Daha sen yokken biz sayemde. Sen evet. Yokken biz vardık. Kendine ya gel. Ya bana binlerce her gün ya yazıyorlar ya. Yazmıyor olsalar neyse diyeceğim Allah de yazıyorlar. Allah aşkına ne yazıyorlar? Sırf senin için izliyor. Sen olmasan biz ne yaparız? Vallahi bu bana tam tersi geliyor. Burada hani o kadar güzel yorumlar alıyorum ki bak, o kadar gösterebilirim istersen. O kadar güzel yorumlar alıyorum ki yani. Ben ya kazanamadığım zaman benle beraber ağlayanlar var ya. Ya 3-5 kişi olacak, tamam, ona bir şey demiyorum canım. O kadar da değil. Ben müsait bir zamanda sana bütün mesajlarımı göstereyim, göster, tamam mı? Göster canım, göstereyim. Göster. Ben her şeye açığım. Yeşim, buraya geldik ya biz. Evet. Altın bilezik mahane. Altınmış, bilezikmiş. O sade. Nasıl yani? O böyle bir hep oyuncu olacağım. Hep oyuncu ama olacağım. Ama canım o zaman yanlış yere geldiniz. Ama yanlış yere geldiniz. Yanlış sade yere başvurmuşsunuz. Yüzü görünsün de beni böyle, beni görsünler diye. Hayır, bir dakika. Olayı çözdüm. Yeşim burada gelinin mutfakta da kendini gösterip alttan zemin hazırlıyor bence. Evet, aynen. Vallahi ben onu bilmiyorum da işte böyle. Ama hiç kusura bakma Yeşim, sana kadar daha neleri var. Zaten bunun amacı yemek yapma, yemekle alakası yok onun. Oyuncu olmaktı, bunun amacı oydu. Oyuncu oldu, teklif de aldı, şimdi amacına ulaştı. Ama o zaman neden hep gelinize yapamıyor, 5 veriyorsunuz? Nerede veriyorsun 5? 5 vermişsin. 4 tane çeyrek almış. Yemek yapmayı ben bilmiyor. Ben mi verdim? Hayır, beni sayanda aldım. Tesadüf yani. Yok 5'leri 4'leri ben çaktım, o değil. Anladım, ya tesadüfü ben. Bu işin tesadüfü var mı? Şansı var. İşte tesadüf, şans ama olsun. Onun için önemli değil. Bak odaklanmış, o sadece oyunculuk yapıyor. Aynen. Bana teklif gelsin. Evet. İşte yüzüm gözüksün. Yo, o içindeki oyunculuğu dışına yansıtmaya çalışıyor. Ya içinde varmış i̇şte ya. İşte baksana. Evet. Görmüyor musun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi Beyan Hanım? İster kırıl ister darıl. Senin kızın olsa olsa, yani oyunculuğu bırak, sadece kişilerin arasını bozan kişi olur. Başka da bir şey olmaz. Öyle deme Filiz. Yok. Filiz anca öyle deme. Anca figüran rollerde oynar bence. Başrol değil de figüran oynar. Ama evet, anca. Şöyle altyapı olarak bir figüranlık yapabilir. Belki.